Merhaba sevgili arkadaşlar bu videomuzda Atatürk özelliği yani Atatürk ile ilgili ne bilmemiz lazım hangi görevlerde bulundu hayatında neler önemli milli eğitim kitaplarında yer alan bütün bilgileri ve hatta biraz daha uç bilgilerin hepsini derledik bu tek videoda bunları vereceğiz sevgili arkadaşlar Atatürk dediğimiz zaman Atatürk zaten bunlar bildiğimiz şeyler annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendi kız kardeşi ise makbule Atadan. Aslında ilk soyadı Boysan arkadaşlar. Fakat soyadı yasasından sonra Mustafa Kemal'in diğer aile fertlerine atadan soyadının verilmesi kararlaştırılmıştır. Hatta bakın burada bu özellikle soru olabilir. Mustafa Kemal'in aile fertlerine Makbule Hanım da atadan soyadını kullanmıştır. Atatürk'ün hayatta kalan tek kardeşidir. Mustafa Kemal'in aslında 6 tane kardeşi var. Diğerleri çok küçük yaşta vefat etmiştir. Makbule Hanım yaşamıştır. Bir de arkadaşlar Konyar ve Kocacık yörüklerini bilin. Bakın Konya yörükleri Atatürk'ün özellikle annesinin e, Konya civarından özellikle Rumeli'ye göçtükleri bilinmekte ailesi soyunun dayandığı yer. Kocacık yörükleri ise Ali Rıza Efendi'nin e, soyunun dayandığı yörükler. Bakın buradan da hani uç soru gelebilir Konya ve Kocacık yörükleri. Eğitim gördüğü okullar aslında geçmiş dönemlerde eğitim gördüğü okullar, şehirler, etkilendiği şehirlerle ilgili sorular farklı mecralarda geldi. Bakın Teok'ta vesaire de bunlar soruluyor. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okulların içinde kesinlikle unutmayınız Kuleli Askeri Lisesi yok. Bakın buna dikkat edin. Nerelerde eğitim gördüm? Selanik, Manastır ve İstanbul. 3 tane şehir bakın dikkat edin şehirleri de sorabilir. Selanik'te ilk gittiği okul Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Mektebi yine Selanik'te. Mülkiye Rüşdiyesi ve Askeri Rüşdiye Selanik'te. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şu. Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Mektebi ilk öğretim düzeyinde, rüştü ise ortaokul düzeyinde. Demek ki Mustafa Kemal ortaokul sonuna kadar, hani liseye geçene kadar Selanik'te eğitimini aldı. Hatta askeri eğitimine de Selanik'te başladı. Daha sonra idadi dediğimiz unutmayınız lise düzeyi okuldur. Manastır'da askeri idadiye yani askeri liseye gitti. Harp okulu ve Harp Akademisi'ni ise İstanbul'dan bitirdi arkadaşlar. İstanbul'da Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. Harp Akademisi'nden ise kurmay yüzbaşı olarak mezun olup biliyorsunuz Şam'da göreve başladı. Arkadaşlar 5 şehri unutmayacağız. Özellikle Atatürk'ün fikir hayatının oluştuğu şehirlerdir bunlar. Selanik, Manastır, Sofya, İstanbul ve bir de Şam var. Bakın bazı kaynaklarda Şam'ı vermez ama Atatürk'ün ilk görev yeri Şam'da Özellikle doğunun geri kalmışlığı ile batının ilerlemesini karşılaştırması açısından ön plana çıkan bir şehirdir. Bu şehirdeki yapıyı görmesi ee, özellikle de arkadaşlar Selanik'in batıya yakın olması Selanik Manastır gibi şehirlerin Selanik'te bir e, liman kenti olup işte kozmopolit bir yapıda olması. Burada basın faaliyetlerinin yer alması. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde de birçok yenilikçi bürokratların buralarda görev yapması. Özellikle Osmanlı'da e, ya da işte Atatürk'ün fikir hayatında bu şehirleri ön plana çıkartmıştır. Sofya'da da biliyorsunuz Atatürk e, Ataşe militerlik yapmış. Burada da birçok e, işte farklı elçilikler vesaire olması yönünden yabancı devletlerdeki gelişmeleri de yakından takip etme fırsatı bulmuştur. Burada en çok ön plana çıkan Selanik'tir arkadaşlar. Bakın Selanik'le ilgili soru sorarlarsa işte bir liman kenti olması, batıya açılan Osmanlı'nın kapısı olması bu dönemde basın faaliyetlerinin burada yoğun bir şekilde yer alması, kozmopolit bir şehir olması yönünden batıdaki yenilikleri takip etme fırsatı bulmuştur gibi cümleler kurarak soru gelebilir. İşte bu beş şehri unutmayacağız. Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürler arkadaşlar. Bunlar da her yerde geçiyor. Çoğu zaman aslında biz de derslerimizde söylüyoruz ama burada bir toparlayalım. Namık Kemal özellikle vatan sevgisi yönünden Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Dikkat edin arkadaşlar Namık Kemal'in en çok karışacağı nokta milliyetçiliktir. Namık Kemal milliyetçi değil Osmanlıcıdır arkadaşlar. Mustafa Kemal Namık Kemal için Türk halkının asırlardır beklediği seda yani ses ifadesini kullanır. Onun vatanseverliğinden, vatansever şiirlerinden özellikle lise yıllarında çok etkilenmiştir. Hatta bir dipnot arkadaşlar. Atatürk'e Mustafa Kemal ismini veren matematik öğretmeni, yüzbaşı Mustafa Sabri Bey namı Kemal'den esinlenerek Kemal ismini vermiştir. Buna da dikkat edin. Tevfik Fikret Atatürk'ün özellikle inkılapçılık ve özgürlük yönlerinin gelişmesinde katkı sağlar. Hatta Atatürk inkılapçılık ruhunu Tevfik Fikret'ten aldığını ifade eder. Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazıyor, yazdı gibi ifadeler Mustafa Kemal tarafından kullanılmıştır. Ziya Gökalp arkadaşlar Atatürk'ün özellikle milliyetçilik yönünden fikir babasıdır. Bakın buna çok dikkat edin. Mehmet Emin Yurdakul da yine milliyetçilik yönünden Atatürk'e etkilemiştir. Bunlar Türk düşünürler. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu gibi Fransız ihtilali'nin düşünce adamları da Mustafa Kemal'i cumhuriyetçilik, özgürlük, laiklik gibi açılardan, özellikle devlet yönetimi ile ilgili e, e, kitaplarından yayınlarından dolayı etkilemişlerdir diyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'i etkileyen tabii ki bunlar düşünürler ama Descartes De ve Kant da. Mustafa Kemal'i etkileyen, Mustafa Kemal'in gençlik yıllarında kitaplarını okuduğu düşünürlerdir. Bunlara dikkat ederseniz. Ayrıca Mustafa Kemal'e e, senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa, işte ikimizin arasında bir fark olsun sana Mustafa Kemal diyelim diyen matematik öğretmeni Yüzbaşı Sabri Bey'dir arkadaşlar. Bir de özellikle burada şuna dikkat etmek istiyorum. Aslında burada her ne kadar yazmamışsak da Ömer Naci, Mustafa Kemal'in İdadi'deki Manastır askeri idaresindeki e, edebiyat öğretmenidir. Mustafa Kemal ilk başlarda edebiyata çok ilgi duyduğunu görünce Ömer Naci Mustafa Kemal ediyor ki edebiyat ile askerlik e, birbirine yakın uğraşlar değildir. Dolayısıyla senin tarihe ilgi duyman gerekir diye Ömer Naci bir bakıma onu tarihe yönlendiriyor ve Mustafa Kemal de tarih yönünden özellikle tarih öğretmeni idadideki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge Bey'den etkilenmiştir. Hatta bu Mehmet Tevfik Bilge Bey arkadaşlar daha sonra 1. Türk Tarih Kongresi'nde çalışmalara da katılacaktır Atatürk'ün davetiyle. Önemli bir tarihçidir. Yani bu da etkilemiştir diyoruz. Buradaki düşünürlerden soru gelebilir. Arkadaşlar özellikle Türk düşünürlerden hani Mustafa Kemal'i hangisi etkiledi etkilemedi gibi sorularda Mehmet Akif'i kullanırlar. Ee, Mehmet Akif Mustafa Kemal'i etkileyen bir düşünür değil ya da fikir aşamasında fikir yapısının oluşmasında etkili bir düşünür değil. Bu sizin için bir püf noktası olabilir. Şimdi gelelim kronolojik olarak Atatürk'ün görev tablosu. Sevgili arkadaşlar... Mustafa Kemal Osmanlı milli mücadele ve cumhuriyet diye ayırmamız gerekiyor. Bakın sorularda işte Mustafa Kemal'in Osmanlı'daki ilk görevi, son görevi, 1. Dünya Savaşı'ndaki ilk görevi, son görevi gibi sorular geçmişte geldi. Yine gelebilir diye düşünüyoruz. Bakın Mustafa Kemal askerlik görevine Şam'da başladı. Şam 5. Ordu'da kurmay yüzbaşı rütbesiyle başladı. Nerede başladı? Bu sorulabilir ilk görev yeri. Ve burada bulunduğu dönemde vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Daha sonra Selanik ve Manastır bölgesine geçince de bu cemiyetin şubelerini Selanik ve Manastır gibi e, Balkan e, şehirlerinde açtı. Hatta 1907'de iddia terakki ile birleşen Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin Selanik Şubesidir. Hani bu kadar ayrıntıya girmez ama yine de bilelim. Ee, Şam 5. Ordu'dan sonra Manastır, Selanik bölgesindeki 3. Ordu'ya tayin oldu. Aslında 3. Ordu'nun merkezi Manastır'dır. Mustafa Kemal bu 3. Ordu'nun Selanik'teki birimlerinde görev aldı. İşte buradayken arkadaşlar hareket ordusuna katılarak, bakın bu soru olabilir, dikkat. Geçmişte de soruldu zaten. Hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaparak 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında etkili olmuştur. Biz bunun için ne diyoruz? Mustafa Kemal'in ilk kez sahneye çıkışı diyoruz. Daha sonraki süreçte gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na gitti ki biz bunu defalarca anlatmıştık. Son 3-4 yılda da arkadaşlar bu Trablusgarp Savaşı ile ilgili bu yılda dahil e, sorular geldi. Bakın defalarca aynı sorular soruldu. Mustafa Kemal'in ilk emperyal savaşı, emperyal güçlere karşı ilk savaşıdır. Burada binbaşı olarak görev yapmıştır. Bu savaştan sonra aslında kısa bir süre buraya yazmadık ama işte Akdeniz Boğaz'ı grup komutanlığına tayin olmuş. Burada 3 ay kaldıktan sonra Bolayır grup komutanlığında özellikle 2. Balkan Savaşı'nda etkili olmuştur. Arkadaşlar bakın Mustafa Kemal'in 1. Balkan Savaşı'nda bu cephede bu bölgede daha doğrusu Akdeniz Birleşik Grup Komutanlığında görevi var ama fiili olarak 1. Balkan Savaşı'nda hem rahatsızlığından hem de göreve tam gidememesinden dolayı etkinliği yok ama 2. Balkan Savaşı'nda özellikle Edirne'nin kurtarılmasında etkili olmuştur diyoruz. Daha sonra Sofya e Militerliği görevi var. Yani bu ateşe Militerlik arkadaşlar askeri elçiliktir. Sofya'da yer alıyor ki burada da e, görev yaptığı dönemde arkadaşlar özellikle batı ile ilişkiler batıyı tanıma anlamında fikir hayatının oluşmasında çok etkili oluyor. Dikkat arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofya Ataşa e Militeri'ydi. Kesinlikle unutmayın bakın. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk görev son görev gibi soru gelebilir. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal arkadaşlar Sırayla aslında 3 cephede görev yaptı. İşte Çanakkale, Kafkas ve e, Kanal, e, pardon Suriye-Filistin cephelerinde görev yaptı. Çanakkale, Kafkas, Suriye-Filistin. Bakın dikkat edin. E, Çanakkale'de Anafartalar grup komutanlığı yaptı ve lider olarak sahneye çıkışı burası. Şimdi bakın şöyle bir bu bilgileri toplayalım. Mustafa Kemal'in ilk sahneye çıkışı hareket ortası kendini göstermesi. İlk emperyal güçlerle savaşı Trablusgarp Savaşı. Lider olarak ortaya çıkışı ise Çanakkale Savaşı. Bir bakıma diyoruz ki biz Çanakkale Savaşı'ndaki gösterdiği başarılar, etkinlikler ona Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede liderlik yolunu açmıştır. Sonra Kafkas cephesinde tüm general olarak bulunuyor. Burada Muş ve Bitlisi kurtarıyor ki sorulabilir arkadaşlar. Hatta burada bulunduğu süreçte işte başarılarından dolayı Altın Kılıç İmtiyaz Madalyası alıyor bir başarı şereftifini alıyor ve en sonda Suriye Filistin'de 7. Ordu'da görev yapıyor. Mondros imzalandığında ise Yıldırım Orduları Komutanlığı yapıyor. Bakın şu soru da arkadaşlar geçmişte yine sorularda geldi. Mondros imzalandığında yani 1. Dünya Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal'in son görevi Yıldırım Orduları Komutanı. Ama Arada bir Mustafa Kemal Vahdettin ile 1917 yılında Velihat o dönemde Vahdettin henüz padişah değil. Vahdettin ile Almanya'ya ziyarete gidiyor. Yurt dışı ziyareti var. Burada Vahdettin'in yaveri olarak görev yapıyor. Ve Osmanlı'daki son görevi 9. Ordu müfettişi. Bu 9. Ordu sonra düzenlemede 3. Ordu'ya çevriliyor falan ama kolay kolay arkadaşlar 3. Ordu'ya çevrilişini falan bize sormaz. Son görev 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya çıkacaktır. Ondan sonra zaten Amasya genelgesi sonrası görevden alınacak. Kendisi de askerlik görevinden istifa edecek. Yani Mustafa Kemal'in asker olarak yaptığı faaliyetler bunlar. Şimdi gelelim milli mücadele döneminde. Milli mücadeleyi 9. Ordu ya da işte hani sonradan değişen adıyla ile 3. Ordu Müfettişi adıyla başlattı. 9. Ordu Müfettişi olarak Milli Mücadelenin fikir aşamasının oluşmasında Samsun ve Havza Genel Samsun raporu ve Havza genelgesini yayınladı. Daha sonra Amasya genelgesini yayınladı ki biz biliyoruz ki bu genelge bir bakıma Milli Mücadele'nin planı programıdır arkadaşlar bu ortaya çıktı. Bunların hepsini bakın hangi görevde neyi yaptı bunu bilmek lazım. Bunlarla ilgili soru gelebiliyor. 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun raporu, Havza genelgesi ve Amasya genelgesini imzaladı ki daha sonra bakın şurada yazmışız sivil olarak hayatına devam edecektir. Çünkü Amasya genelgesinden sonra görevden alınacak. Kendisi de askerlik görevinden istifa edecek. Yani Erzurum Kongresi'ne, Sivas Kongresi'ne katıldığında, TBMM Başkanı olduğunda e, Mustafa Kemal artık sivil biridir. Buna çok dikkat edin. Mustafa Kemal'in tekrar başkomutan olarak askerlik görevine dönmesi Sakarya Meydan Savaşı'ndan öncedir ya da Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonradır. İkisini de sorabilirler bakın. Hangi olaydan önce hangi olaydan sonra? Ya da hangi savaştan önce hangi savaştan sonra? Mustafa Kemal peki bu arada hangi görevleri yaptı? Bakın bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Erzurum Kongresinden itibaren Temsil Heyeti Başkanı. Nereye kadar TBMM Başkanlığına kadar. Zaten TBMM'nin açılmasıyla Temsil Heyeti'nin görevi biter arkadaşlar. Buna çok dikkat Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti başkanı. Sivas Kongresi'nde hem kongre başkanı. Erzurum'da da öyle arkadaşlar. Hem kongre başkanı hem temsil heyeti başkanı. Sivas Kongresi'nde hem kongre başkanı. Hem RMHC başkanı. Nedir RMHC? Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti Başkanı. Hem de temsil heyeti başkanı olarak devam ediyor. Bu görevdeyken arkadaşlar Amasya görüşmesini, Sivas Komutanlar Toplantısı'nı ve e, hatta eee temsil heyeti görevindeyken işte Ankara'nın çalışma merkezi seçilmesini, Mustafa Kemal'in Erzurum mebusu olarak son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılmasının hepsi bu görevdeyken, temsil heyeti başkanıyken, daha sonra TBMM Başkanı başkanı olacak. Aynı zamanda TBMM başkanı sıfatıyla hükümet başkanlığı da yapacak. Bu süreçte de Afyon Kongresi, Pozantı Kongresi ve Bilecik görüşmesini yaptı. Bakın arkadaşlar burada şunu ayırın. Temsil heyeti başkanı iken neler? TBMM başkanı iken neler yaptı? Ve peki askerliğe ne, ne zaman döndü? Bakın şu çizgiyi şöyle ayırdığımızda. Sivil hayattan askerliğe e, Kütahya-Eskişehir savaşları sonrası başkomutanlık yasasının çıkmasıyla... Döndü ve Sakarya Meydan Savaşı ile Büyük Taarruz Savaşları'nı arkadaşlar doğrudan Mustafa Kemal yürütmüştür. Unutmayın Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum Mebusu olarak katıldı. E, TBMM'ye ise arkadaşlar Ankara Mebusu olarak katıldı. Birinci TBMM'ye. 2. TBMM'de de arkadaşlar İzmir'den de mebus seçiliyor bakın dikkat edin. İzmir'den de mebus seçiliyor. Türkiye mebusluğu diye bir yapı var o dönemde. Hem İzmir hem Ankara'dan seçiliyor. Ankara mebusu olarak kayıt yaptırıyor. Yani İzmir'den mebus seçilmesini verirse o da yanlış olmaz. Şunu unutmayacaksınız bakın. Gaziantep Mustafa Kemal'in hayatında çok önemlidir. Çünkü nüfus kaydı oradadır. Ama Gaziantep'ten hiçbir zaman Mustafa Kemal mebus olmadı. Hani böyle bir mebusluk, mebus seçilme sorusu gelse olası olarak Gaziantep şehrini verme ihtimalleri var. Burada neleri nasıl yaptığını bileceğiz. Ben bu notları zaten sosyal medya hesaplarımdan da paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da net bir şekilde şematik olarak görebilirsiniz. Peki Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet döneminde arkadaşlar Mustafa Kemal Cumhurbaşkanıdır ve CHP başkanıdır. Unutmayın Mustafa Kemal Cumhuriyet döneminde başbakanlık ya da TBMM başkanlığı yapmamıştır. Mustafa Kemal 2. TBMM'ye Ankara ve İzmir'den az önce söylemiştik mebus seçildi. Ancak ne demiştik? Ankara mebusu olarak kaydını yaptırdı ve TBMM'ye katıldı demiştik. 1938'e kadar Mustafa Kemal 4 dönem arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Bu dönemleri tahminim böyle sayısal rakamlarla sormazlar. Ancak Mustafa Kemal sivil görevleri, askeri görevleri işte 9. Ordu müfettişi iken neler yaptığı, temsil heyeti başkanı iken neler yaptığı gibi sorular gelebilir. Şimdi gelelim Mustafa Kemal bilmezsem olmaz bölümü. Çok önemli arkadaşlar bunları bilmemiz lazım. Bakın şu gelebilecek bir soru. 1- Dömeke Meydan Savaşı'nın Mustafa Kemal'in hayatında özel bir yeri vardır. Dömeke Meydan Savaşı 1897'de yapılırken Mustafa Kemal idadi öğrencisidir yani Manastır Askeri idadesindedir ve bu savaşa katılmak için işte vatansever duygularla okuldan kaçmak istemiş fakat kaçamamıştır, yakalanmıştır. Eğitimine devam etmiştir Mustafa Kemal'in katılmak için okuldan idadeden kaçtığı savaş hangisidir gibi bir soru karşımıza Çıkabilir. Bunun dışında Mustafa Kemal ile ilgili yurt dışı görevleri ya da yurt dışında nerede bulundu arkadaşlar? Dikkat bakın karıştırmayın. Trablusgarp yurt dışı değil arkadaşlar. Osmanlı toprağı. Bazı arkadaşlar hani bu tür sorularda ha şimdi bizim sınırlarımız dışında o yüzden yurt dışı gibi algılıyor. Hayır orası Osmanlı toprağı. Mustafa Kemal 1910'da e, Fransa Picardi manevralarına katılmıştır ki bu soru gelebilir. Dikkat. Fransa'da Pikardi manevralarına gönüllü Osmanlı şey daha doğrusu görevli Osmanlı subayı olarak katılmış. 1913'te Sofya Ataşa Militeri olarak Bulgaristan'da bulunmuş ki bu dönemde biliyorsunuz artık Bulgaristan'da bağımsız bir devlet. 1917'de Veli Ahad Vahdettin ile Almanya ziyareti var, bir Berlin ziyareti var. Hatta burada çok ünlü e, Alman komutanlarla falan görüşmeler yapmış. 1918'de de çok kısa bir süre tedavi amaçlı Avusturya'nın Karlsbad e, şehrinde yer alıyor. Hatta Karsbart Hatıraları diye hatıralar da yazıyor arkadaşlar. Dikkat, bakın bunların hepsi Osmanlı dönemi Mustafa Kemal Cumhuriyet döneminde hiç yurt dışına çıkmadı. Bu sizin için bir püf noktasıdır. Bunu bilelim. Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk ile ilk röportajı yapan kişidir. Atatürk hatta Anafartalar kahramanı olarak tanıtan kişidir bu Çanakkale Savaşı sürecinde. Bir de altın kılıç madalyası daha önce söylemiştik çok önemli ön plana çıkıyor. Birçok kişi Çanakkale'yi çok göz önüne aldığı için işte Mustafa Kemal nerede böyle bir madalya aldı dediğinde Çanakkale'ye gidiyor. Hayır arkadaşlar Kafkas'ta Muş ve Bitlis'i kurtardığı burada başarılı olduğu için altın kılıç madalyası almıştır ki soru olarak gelebilir. Mustafa Kemal'in mirası e, nerelere gitti? Mustafa Kemal'in mirasının CHP, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na bağışlandı. Ancak arkadaşlar, Ankara ve Bursa belediyelerine çeşitli taşınmazlar, hatta devlete de Atatürk Orman Çiftliği adıyla halk adına bağışta bulunmuştur ki e, manevi çocuklarına da işte bir kısmına mesela Sabiha Gökçene ee, ev ve maaş diğer çocuklarına da maaş vermiştir. Bir de kendi mirasından arkadaşlar İsmet İnönü'nün çocuklarına e, eğitim yardımı yapılmasını, eğitim masraflarının karşılanmasını bağışlamıştır ki bu dönemde özellikle hasta yatarken İsmet İnönü'nün çok hasta olduğunu söylediklerinde ola ki İnönü ölürse çocukları çok zeki hani ortada kalmasınlar diye kendi mirasından ona bağış yapılması eee ve e, yazdığı vasiyetnamesinde yer alır. Gaziantep Atatürk için özeldir. Atatürk'ün nüfus kaydının olduğu şehirdir. Ee, bunun da sebebi şu. Gaziantep arkadaşlar milli mücadele sürecinde Güney cephesinde en acı savaşların yaşandığı en çetin direnişlerin yaşandığı fakat buna rağmen e, Fransızların ağır işgaline uğrayan bir kenttir. Buradaki direnişi bir bakıma ödüllendirir. Zaten hatırlarsanız e, Antep'e Gazi ünvanı daha doğrusu şehirlere verilen ünvanlardan İlk ünvan Antep'e verilmiş. Daha 1. TBMM döneminde Cumhuriyet'ten önce Antep'e ünvan verilmiştir. Gelelim Venizelos. Venizelos da Atatürk'le ilgili özel bir isim. Yunanistan Başbakanı 1934'te Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren kişidir. İşte Venizelos hangi ülkenin başbakanı veya Yunanistan'ın... Başbakanı olan aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'e aday gösterdiği gibi bir soru gelebilir. Fakat Mustafa Kemal asker kökenli olduğu için e, bu adaylık kabul görmemiştir. Atatürk'le ilgili basın soruları çok gelir. Minber daha önce soruldu. Mesela Mustafa Kemal'in Mondros sonrası Ali Fethi Bey ile İstanbul'da kısa süreli çıkarttığı bir gazete. İrade-i Milliye Sivas'ta çıkan gazete ki Mustafa Kemal doğrudan bakın bunların çıkmasında etkili. Hakimiyeti Milliye Temsil Heyeti Ankara'ya geldikten sonra çıkartılan gazete. Anadolu Ajansı yine temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra bu TBMM sürecinde açılan ajans ki milli mücadeleye yoğun destek vermiştir. Özellikle de sorulabilir ee, Yunus Nadi işte bu ajansın açılmasında çok etkili olmuştur. Ceride-i resmi Ankara'da TBMM'nin resmi yayın organıdır. Bir de Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü. Ankara'da kurulmuştur TBMM sürecinde. Buradan biz şimdi bunları neden sayıyoruz? Bunların çıkartılmasında veya kurulmasında Mustafa Kemal doğrudan etkili böyle bir soru da karşımıza çıkabilir. Bir de arkadaşlar Mustafa Kemal isimsiz olarak ileri gazetesinde yazılar yazmış Hatay sorunu ile ilgili de Asım Us Takma adını kullanarak hatta şöyle yazalım bunu. Asım Us takma adını kullanarak kurum gazetesinde yazıları yayınlanmıştır. Bunlara da çok çok dikkat edin. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik Mustafa Kemal'in eserleri ve Mustafa Kemal'in eserleri ile ilgili neler sorulabilir? Aslında Mustafa Kemal'in buradan daha çok eseri var. İşte Kasparta hatıralarını mesela buraya yazmamışız. Hem çeviri eserleri var askerlikle ilgili ama burada özellikle ön plana çıkan ve benim de sorulabilir dediğim eserler ki bunlardan medeni bilgiler ve geometri nutuk 3 ile ilgili de geçmişte soru geldi. Arkadaşlar burada nutuk... 1919 19, 1927 arasını kapsar. Özellikle unutmayınız ve nutuğun ilk cümlesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlar. Demek ki 19 Mayıs 1919'dan itibaren 1927'ye kadar geçen konuları bakın süreye çok dikkat edin. Konuları kapsayacaktır ve gençliğe hitabe ile de son bulur. Ve arkadaşlar nutuk aslında 3 bölümdür. İşte birinci bölüm e, milli mücadele kongreler dönemi. ikinci bölüm TBMM ve savaşlar dönemi. Üçüncü bölümde arkadaşlar yine ikinci TBMM dönemi olarak adlandırılır. CHP'nin ikinci kurultayında 1927'de 6 günde okunmuştur. Geliri de Türk Hava Kurumu'na bağışlanmıştır. İlk baskısını hatta e, Arap alfabesiyle yapmış. Latin alfabesiyle daha sonra baskı yapılmıştır. Yalnız arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hani geliri hangi kuruma bağışlandı gibi bir soru da. Türk Hava Kurumu'nun eski adı Türk Tayyare Cemiyeti. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'nu vermez de Türk Tayyare Cemiyeti'ni de verirse doğru olur. Bir de arkadaşlar nutukla ilgili özellikle şu tür sorular geliyor. İşte aşağıdaki olaylardan hangisi nutukta yer alır almaz? 1927'ye kadar olan olaylar yer alır. 1927 sonrası gelişmeler, inkılaplar vesaire yer almaz. Geometri kitabı çok önemli arkadaşlar ki geçmişte soruldu. Atatürk'ün Türkçeye kavramlar kullandığı ilk kez üçgen, dikdörtgen gibi kavramların Türkçe olarak kullandığı, Türkçenin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yazdığı kendi alanı dışında bir kitaptır. Dikkat edin ve arkadaşlar bu kitap isimsiz yayınlanmıştır aslında ama Mustafa Kemal'in geometri kitabı var. Medeni Bilgiler kitabını Afet İnan'la birlikte yazmış ya da şöyle söylenir Afet İnan'a yazdırmıştır. İşte e, Türk vatandaşları için Medeni Bilgiler ve e, bu eserde Tevfik Bıyıklıoğlu dönemin Türk Tarih Kurumu Başkanlığında arkadaşlar etkisi vardır. Medeni Bilgileri de ola ki manevi kızı Afet İnan'a bağlantı kurarak sorabilir. Daha, diğer eserleri daha çok askeri eserler arkadaşlar. Bölük ve muharebe eğitimi. Zabit ve kumandan ile hasbi, hasbihal. Hatta bu zabit ve kumandan ile hasbihal e, Nuri Conker'in bir eseri var aslında. Zabit ve kumandan diye. Onunla konuşmalar şeklinde ona atıfta bulunan, ona karşı karşılık yazılan bir eserdir. Cumali Ordugahı, Takımın Muharebe Eğitimi, Araburnu Muharebeleri raporu, tabii mektupları, hatıraları var bunun dışında. Söylevleri, demeçleri var arkadaşlar. Bunların hepsi kitap olmuştur. Mustafa Kemal'in eseridir. Bir de Karsbat hatıraları da var aslında. Buraya şu şekilde yazalım. Karsbat hatıralarını da Avusturya'da bulunduğu kısa süre içinde yazmıştır. Atatürk ile ilgili arkadaşlar benim çok özel üzerinde durduğum özellikle bir e, teori var. Güneş dil teorisi. Atatürk'ün bizzat ortaya attığı aslında bizzat ortaya attığı demeyelim de hani bizzat desteklediği, e, önem verdiği e, Türk dilinin kökeniyle ilgili bir teoridir. İşte bu teoride Sümerce ile Türkçe vesaire karşılaştırılır. Şimdi çok detayına inmeyeyim. Ee, ve bununla ilgili çalışmalar yapılmasını ister. 1930'lu yıllarda Atatürk özellikle bu teoriyi destekler. Türkçenin ne kadar eski bir dil olduğunu kanıtlamak ister. Fakat işte o dönemde dil bilimciler çok üstünde durmadığı için bu teori unutulup gitmiştir. Ola ki sorulabilir. Aklınızda bulunsun. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal'in şüphesiz ki en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti. Kendi söylevlerinde kendi demeçlerinde en büyük eserim diye Türkiye Cumhuriyeti alır. bunu da kesinlikle unutmayın Atatürk'ün bazı sözleri e, sorulabilir ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü Çanakkale'de söyledi arkadaşlar bu söz biliyorsunuz özellikle 57. alayla ilgilidir geldikleri gibi giderler sözünü yaveri Cevat Abbas'a Mondros sonrası İstanbul'da söyledi neden söyledi e, İtilaf devletleri donanması saray burnuna gelip demirlemişti benim gerçek doğum tarihim 19 Mayıs'tır der. Buna dikkat edin bakın. 19 Mayıs'ı doğum tarihi olarak alır. Bu 1919'u kullanmasak da olur. 19 Mayıs. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus yani kötü talihini de yendiniz. İkinci İnönü Savaşı sonrası İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta söylediği sözdür. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satıh da bütün vatandır sözünü Sakarya Meydan Savaşı'nda söylüyor. Yine ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözünü büyük taarruzda söylemiştir. Askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taşlandırılmazsa sürekli olmaz şeklindeki konuşmayı İzmir İktisat Kongresi ya da Türkiye İktisat Kongresi diyebilir seçeneklerde orada yapmıştır. Hatta arkadaşlar burada hemen size bir püf noktası vereyim. Özellikle iktisatla ilgili ekonomiyle ilgili bir sözden bahsediyorsa bu çok büyük oranda İzmir İktisat Kongresi ile alakalıdır. Muallim yani öğretmenlerden, mariften, milli eğitimden bahsediyorsa bu da Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında düzenlenen Marif Kongresi ile ilgilidir. Bir de Atatürk'ün benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır, yaşayacaktır şeklinde bir sözü var. Bunu da İzmir suikasti girişiminden sonra söylemiştir. Sevgili arkadaşlar bakın Atatürk'ün yönetimle ilgili bir sözünü görüyorsanız Cumhuriyetçilik, ilim-bilim vurgulu sözlerini görüyorsanız laiklik ve inkılapçılık bakın bunlarla ilgili hani sözden sözde geçen kelimelerden hangi ilkeyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkartabilirsiniz. Devam ediyoruz kutu kutu bilgi Mustafa Kemal ile ilgili arkadaşlar bilmemiz gerekenler devam ediyoruz. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta gözünden sağ gözünden Çanakkale'de saatine şarapnel parçası çarpmasından Sakarya Savaşı öncesi de atından düşüp hatta kaburgasını kırmıştır. Bunlar da yaralanmıştır arkadaşlar. Zaten Mustafa Kemal biliyorsunuz Gazi ünvanını, Gazi ve Maraşal ünvanını Sakarya Savaşı'ndan sonra almıştır. Yine Mustafa Kemal ile ilgili bazı doktorlara çok önem verin ama bence en çok Refik Saydam'a önem verin arkadaşlar. Hani diğerleri çok uç, aşırı uç bilgi. Refik Saydam Mustafa Kemal'in ilk dönemindeki sağlık bakanı arkadaşlar uzun yıllar. Bu hıfsız sağ enstitüsünün kurulması bunların hepsi o ilk dönem sağlık politikalarının ortaya çıkmasında çok etkili bir doktor. Hele ki şu süreçte özellikle sorulabileceğini düşünüyorum. Nihat Reşat Belger Mustafa Kemal'in hastalığına ilk teşhisi koyan kişi. Hani çok uç olur herhalde bunu sorarlarsa. Fissinger ise Fransız bir profesör. Tedavi için gelen Fransız doktor. Neşat İrtel arkadaşlar Mustafa Kemal'in özel hekimi. Bunlar da zaten Nihat Reşat Belger'den sonra Mustafa Kemal'in hastalığına teşhisi koyuyorlar. Ama ben özellikle Refik Saydam'a dikkat edin diyorum bu çok ön plana çıkıyor. Gazi ve Maraşal ünvanları Sakarya Savaşı'ndan sonra verildi. Bunlar sorulabiliyor. Atatürk arkadaşlar unutmayın bakın bir püf noktası size. 52 il gezdi. Hatay'a hiç gitmedi. Çünkü Hatay ana vatana Mustafa Kemal'in ölümünden sonra katılmıştır. Ki Mustafa Kemal aşağıdaki illerden hangisine gitmemiştir gibi bir soru geldiğinde. Oraya Hatay'ı koyma ihtimalleri çok yüksek. Atatürk'ün manevi evlatları bunları arkadaşlar doğrudan tek tek soracaklarını düşünmüyorum. Şöyle biraz e, akılda kalsın. Bunlardan özellikle sorulabilecekler. Ben zaten işaretledim. Afet İnan. Ve Sabiha Gökçen'dir. Afet İnan özellikle işte tarih profesörü, e, medeni bilgiler kitabını birlikte yazmışlardır. Sabiha Gökçen de ilk savaş uçağı pilotudur, manevi kızıdır. Bunun dışında Abdurrahman Tunçak, Zehra Aylin, Nebile Erdel, Afife Hanım, Sığırtmaç Mustafa, bu Sığırtmaç Mustafa bir e, gezisi sırasında, Arazide rastladığı bir çobandır aslında. Rukiye Erkin, Ülkü Adatepe, Afife Hanım gibi manevi evlatları vardır. Bunların da arkadaşlar büyük bir kısmına zaten kendi mirasından maaş bağlatmıştır Atatürk. Darül Fenun'da Fahri doktora verilmiştir kendisine. Teklifi yapan da Yahya Kemal Beyatlı'dır. bunlar hani ön plana çıkıyor. Özellikle şunları işaretleyelim. Afet İnan ön plana çıkıyor. Sabiha Gökçen ön plana çıkıyor. Mustafa Kemal ile ilgili yazılan biyografiler arkadaşlar Bozkurt'a dikkat edin. Mustafa Kemal daha hayattayken yayınlanan ilk biyografidir. Armstrong tarafından yazılmıştır Bozkurt. 1932'de yayınlanmıştır. İşte Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya, Atatürk ney? Hatta Fahri Rıfkı Atay'ın Atatürk neydi? Babanız Atatürk gibi Atatürk'le ilgili biyografi eserleri var. Tek adam daha önce soruldu e, hangi sınavdaydı yanlış hatırlamıyorsam sosyal alandaydı Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılan bir kitap Şevket Süreyya Aydemir'in zaten e, İnönü ile ilgili de ikinci adam kitabı var özellikle Bunlar ön planda. Hep Atatürk'ün yanında Salih Bozok. Salih Bozok arkadaşlar Atatürk'ün yaveridir. Hatta bu Salih Bozok'un Atatürk öldüğünde e, intihar girişiminde bulunduğu işte e, intihar etmek istediği fakat kurtulduğu söylenir. Şunun sorulabileceğini düşünüyorum. Sınıf arkadaşım Atatürk kitabı Ali Fuat Cebesoy'undur arkadaşlar. Ali Fuat Cebesoy biliyorsunuz milli mücadelenin de önemli komutanlarından biridir. Kuvayi Milliye dönemi Batı cephesinde komutanlık yapmıştır. E, ve Moskova büyük elçilik yapmıştır. Ağabeyim Mustafa Kemal Makbule Hanım Atatürk ile bir ömürü Sabiha Gökçen Modern Türkiye'nin kurucusunu Andrei Mango bir milletin yeniden uyanışını ise Lord Kinross yazmıştır ki ben burada özellikle şunu da işaretleyeyim. Bunların sorulma ihtimali var. Bakın Bozkurt, tek adam, sınıf arkadaşım Atatürk. Şunu söylemeyin arkadaşlar. Hani ÖSYM daha önce sorduysa bir daha hiç sormaz demeyin. Bu sene bile 3-4 tane soru doğrudan birkaç yıl önce sorulmuş sorulardı. Bunlar ön plana çıkıyor. Atatürk döneminde İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar ve Celal Bayar Başbakanlık yaptı. Ama burada bir şeye dikkat edin. Cumhuriyet dönemi arkadaşlar. Çünkü Cumhuriyet ilan edilmeden önceki o 1. TBMM döneminde Rauf Orbay, Fevzi Çakmak gibi kişiler de Başbakanlık yani icra vekilleri heyeti başkanlığı yapmıştır bu Cumhuriyet döneminde. Atatürk döneminin son meclis başkanı Abdülhalik Renda'dır. Ki bu... Detay bir soru olarak gelebilir, güzel de soru olur. Ee, arkadaşlar Abdülhalik Renda e, Atatürk öldüğünde bir günlüğüne Cumhurbaşkanlığına vekalet etmiştir. Atatürk ve İnönü'nün arasını açan olay Niyon Konferansıdır. Bunu daha önce derslerimizde de çok anlattık. Niyon Konferansından sonra zaten Atatürk İsmet İnönü'nün e, bu konferanstaki tavrını ya da konferansın kararlarını kabul etmesini içine sindiremiyor ve İnönü'yü görevden alacaktır. İnönü'nün yerine Celal Bayar başbakan olacak. Yani Mustafa Kemal döneminin son başbakanı Celal Bayar'dır arkadaşlar. Bu da önemli bir dipnot. Atatürk'le ilgili şunu da bilelim. Şapka inkılabının fikir aşaması Piker Picard Picardi manevraları sırasında Paris'te bulun daha doğrusu Fransa'da bulunduğunda oluşmuştur. Bunu da şöyle hani yorumluyor. Demeçlerinden yorumluyor birçok tarihçi. Arkadaşlar o dönemde özellikle Osmanlı subaylarının fes giymesiyle batılıların dalga geçmesi Mustafa Kemal'i biraz da üzmüştür burada oluştuğu söylenir. Mısırlı Sitti Şaravi Kadın Kongresi'nde 1935'te Atatürk için Ataşark kavramını kullanır. Hani siz ona Atatürk diyorsunuz ama biz ona Ataşark deriz. Bütün şarkın atası önderidir şeklinde. Bu arada şunu da hemen belirtelim. İlk Kadın Kongresi'ni dünyadaki hatta ilk Kadın Kongresi'ni de Atatürk düzenlemiştir. Muhammed İkbal ön plana çıkar. Pakistan'ın milli şairi Mustafa Kemal Paşa'ya Sesleniş adlı şiirini yazmıştır. Zaten biliyorsunuz biliyorsunuz Mustafa Kemal'in döneminde özellikle Pakistan, İran, Afganistan buralarla e, Türkiye'nin ilişkileri çok çok iyidir arkadaşlar. Ziyaretler yapılmaktadır. Bir de arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal'in hayatında yine bu e, kahramanlık şiirleri, destanşı şi destansı şiirlerinden dolayı çok ön plandadır. Mustafa Kemal benim işte askerlik ruhum, gerçek ruhum diye Cenge giderken şiirini çok beğenir arkadaşlar. Bir de Ordu'nun destanı şiirinde Mehmet Emin Yurdakul'un Atatürk ismi geçer. Hatta ilk kez bir şiirde Atatürk'ün ismi burada geçmiştir. Peki başka neler var Atatürk'le ilgili? Atatürk'ün ölümü ve ölüm sürecinde neler? Atatürk'ün okuduğu son eser belleten. Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. İzmit'e, İstanbul'dan İzmit'e Yavuz Zırhlısı'yla getirildi. Bunu işaretleyelim ola ki sorulur. Cenaze namazını dönemin Diyanet İşleri Başkanı Şerafettin Yaltkaya kıldırdı. Naşı 1953'e kadar etnografya müzesinde kaldı bu sorulur bakın arkadaşlar. Hani diğerleri biraz çok detay olabilir ama bu sorulabilecek bir soru. 1953'te anıt kabir tamamlandı. Buradan anıt kabire nakledildi. Anıt kabirin olduğu yere Tepe eski adıyla yeni adıyla Anıt Tepe denir arkadaşlar. Anıt kabirin mimarları da Emin Onat ve Orhan Arda'dır. Bunlar aslında e, üniversite hocaları. O dönemde bir proje yarışması açılmış. Bu iki e, hoca kazanmıştır. Emin Onat ve Orhan Arda. İTÜ hocalarıdır. Bir ay yaz ilan eden ülke Atatürk öldüğünde İran'dır. Ki İran Şahı Pehlevi arkadaşlar ola ki sorulur. Atatürk'le ilişkileri çok iyidir. Hatta Atatürk'ü ziyarete gelmiş. İşte Çanakkale'ye birlikte gitmişler. E, ülkesinde Kemal Günü ilan eden ülke Hindistan'dır. Bir de arkadaşlar Norveççe'de, Norveç dilinde Mustafa Kemal gibi düşünmek diye bir söz var. Hani Mustafa Kemal zorlu bu zorlukları anlatan hani insan bir zor durumda kaldığında Mustafa Kemal gibi düşün hani buradan çık e anlamında kullanılır. E Mısır, Tunus, Arjantin, Pakistan, İran Atatürk bulu bastırdı. Times 1938'de Atatürk özel sayısı yayınladı. UNESCO 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla kutlama bildiri yayınlamıştır arkadaşlar. Bunlar ön plana çıkan durumlar. Ama burada ben özellikle İran hatta İran Şahı Pehlevi anıt kabirin mimarları, etnografya müzesi bir de Yavuz Zırhlısı soru olarak gelebilir diyorum. Diğerleri çok uç soru olur. Yine de gelirse arkadaşlar yaparsınız. Peki son olarak neleri söylüyoruz? Bakın Atatürk'ü koruma kanunu diye şu anda da yürürlükte olan bir kanun var biliyorsunuz. Atatürk'ü koruma kanununu Demokrat Parti çıkartmıştır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben özellikle bunu vurguluyorum. Sebebi şu hani bu kanun hangi dönemde ortaya çıkmıştır dese eminim birçok kişi İnönü dönemi ya da CHP dönemi şeklinde e, işaretler. Demokrat Parti döneminde özellikle inkılaplara işte Atatürk'ün kişiliğine karşı saldırılar artınca Atatürk'ü koruma kanunu çıkartılmıştır. Bu da önemli. Bir de Atatürk döneminde şu isimlere çok dikkat edin. Bakın. Refik Saydam'ı söyledim zaten. Atatürk döneminin ilk dönem Sağlık Bakanı. Bu hıfzı sığa kurulunun falan oluşturulmasında çok etkili bir isim. Fevzi Çakmak. Atatürk döneminin genel kurmay başkanı. Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri. Ee, ve Atatürk döneminin tamamında Genelkurmay Başkanı arkadaşlar 1943'e kadar hatta Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli Genelkurmay Başkanı. Celal Bayar Celal Bayar çok önemli mesela Celal Bayar'la ilgili de önemi şu mu? bazı arkadaşlar diyor ki hocam Atatürk döneminin son başbakanı. Hayır arkadaşlar bakın. Celal Bayar'ı sadece bu yönüyle değil Celal Bayar özellikle Atatürk döneminde İş Bankası'nın kurucu müdürlüğünü yapmış. Ee, yine Atatürk döneminde ekonomi politikalarının gelişmesinde uzun süre İktisat Bakanlığı yapmış, Ekonomi Bakanlığı yapmış ve Atatürk'ün devletçi ekonomi politikalarını uygularken bir bakıma sağ koludur. Ee, bu yüzden hani iktisatla, ekonomiyle ilgili İş Bankası ile ilgili Celal Bayar'ı sorabilirler. Ali Fethi Ökyer Atatürk'ün yine yakın arkadaşlarındandır. Hem İstanbul'da e Minber gazetesini birlikte çıkartmışlar. İşte Haliç konferansında Türkiye'yi temsilen Musul meselesinde yer almış. Bir de arkadaşlar Ali Fethi Atatürk'ün isteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmuştur ki buralardan soru gelebilir. Rıfat Börekçi Ankara müftüsüdür biliyorsunuz. Sonra Cumhuriyet tarihinin ilk Diyanet İşleri Başkanı olmuştur. Atatürk döneminin önemli din adamlarından biridir. Elmallah Hamdi Yazır geçmişte soruldu bakın dikkat. Atatürk'ün Kur'an'ın Türkçe tercümesini yaptırdığı günümüzde de hala en çok kullanılan tercüme bu tercümedir. Bir de Abdülhalik Renda Atatürk'ün öldüğünde son meclis başkanı bir gün onun yerine cumhurbaşkanlığına vekalet eden kişidir. Bu isimlere çok çok dikkat edin. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.